Teknoblog Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür. 5 Mart 2012 Pazartesi günü yeni bir Teknoblog Haber Merkezi'nde daha sizlerle beraberiz. Uzun bir ara verdik. Öncelikle bir Hamburg seyahati vardı Panasonic Convention için. Arkasından bir Barcelona seyahati Mobil Dünya Kongresi için. Ve 3 haftalık aradan sonra yine Teknoblog Haber Merkezi'nde karşınızdayız. Haftanın en önemli olayı, geride kalan haftanın en önemli olayı Mobil Dünya Kongresi'ydi. Bildiğiniz gibi Barcelona'da düzenlenen bu etkinliği yakından takip ettik biz de 2 gün boyunca ve oradan gelişmeleri sizlere aktardık. Yeni tanıtılan ürünlerin ön incelemelerini gerçekleştirdik. Bu programda Mobil Dünya Kongresi'ne ilgimizi çeken 5 cihaza bakacağız. Bunun yanı sıra yine haftanın önemli 2 olayını da aldık programımıza. Onlara da değineceğiz. Teknoblog Haber Merkezi başlıyor. Her yıl Şubat ayının içerisinde Mobil Dünya Barcelona'da toplanıyor. Bu sene Şubat ayının sonuna denk geldi Mobil Dünya Kongresi. 27 Şubat 1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. İspanya'da Barcelona kentinde Fira adı verilen bir fuar alanında, oldukça büyük bir fuar alanı, farklı binalardan oluşuyor. Oldukça geniş bir alana yayılmış, Mobil Dünya'nın bütün oyuncularının, hemen hemen bütün oyuncularının bulunduğu, üretici tarafında, operatör tarafında ve artık farklı sektörlerden insanların da buluştuğu bir alan oldu Mobil Dünya Kongresi. Ve bu yıl da yine doluydu. Android'in önemli bir yaygınlığı vardı. Bunun yanı sıra NFC teknolojisi fazlasıyla gündemde yer tuttu Mobil Dünya Kongresi'nde. Çeşitli işbirlikleri açıklandı. Farklı teknolojiler tanıtıldı. Tüm bunları aktarmaya çalıştık. Özellikle podcast'e bakarsanız, Teknoblog Podcast'te 2 Mart tarihli tüm bu ayrıntıları bulacaksınız Mobil Dünya Kongresi ile ilgili olarak. Mobil Dünya Kongresi'nde 2012 yılı içerisinde raflarda göreceğimiz çeşitli ürünler de tanıtıldı. Bu ürünlerin içerisinde en çok ilgi çeken 5 tanesini derledik. Onları size bir aktaralım. Nokia bu yıl ilk, uzun bir aradan sonra bu yıl ilk kez Mobil Dünya Kongresi'ne katıldı. 7. salondaydı. Kendisine büyük sayılabilecek bir alan ayrılmıştı Nokia'nın. Orada yeni telefonları sergileniyordu, yeni teknolojileri, uygulamaları sergileniyordu. Nokia bir taraftan ucuz bir Windows Phone cihazı tanıttı. Nokia Lumia 610'u tanıttı. Bunun yanı sıra bir de kamera telefonu alanında yine çıtayı yükseğe koyacak bir ürünü, Nokia 808 PureView'u tanıttı. Nokia 808 PureView'un en büyük özelliği 41 megapiksellik çözünürlüğü destekli bir kamera barındırması arkasında. Yine arkasında bir flash var. Cihazın arkası gerçekten bir fotoğraf makinesini andırıyor. Nokia Bell işletim sistemiyle çalışıyor bu cihaz. Cihazda 4 inçlik ekran var, dokunmatik ekran. Bunun yanı sıra 1.3 GHz tek çekirdekli işlemci bulunuyor. 16 GB dahili bellek, 512 MB RAM ve Nokia Bell işletim sistemiyle çalışıyor cihaz. Az önce söylediğimiz gibi Nokia 808'in yılın ikinci çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. Tahmin ediyoruz ki Nokia 808 fazla bekletmeden Türkiye'de giriş yapacak. Samsung tarafına bakıldığında Samsung'un Mobil Dünya Kongresi'nde Galaxy S3'ü tanıtması bekleniyordu. Uzunca bir süre bu beklenti vardı, ancak Samsung geçen ayın başında Galaxy S3'ü Mobil Dünya Kongresi'ne getirmeyeceğini açıklamıştı, ancak ilgi çekici bir ürünün müjdesini vermişti, sözünü vermişti. O ilgi çekici ürün Galaxy Note 10.1 oldu. Galaxy Note'un 5.3 inçlik versiyonu oldukça ilgi gördü denilebilir. Şimdiye kadar 2 milyon satmış. 3 ay gibi kısa bir sürede 2 milyon fena bir rakam sayılmaz. 10.1 inçlik ekranda yeni bir tablet Galaxy Note 10.1 de Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan ürünlerden bir tanesi oldu. Bu tablette 1.4 GHz'lik çift çekirdekli işlemci var. Adından anlaşılacağı üzere 10.1 inçlik bir ekran var. 1 GB RAM, 16-32 ve 64 GB'lık farklı bellek seçenekleri, 3 megapiksel arka kamera, 2 megapiksel ön kamera, yine S Pen ve buna bağlı olarak S Note, S Memo gibi uygulamalar. Adobe'nin bazı uygulamaları vardı içerisinde cihazın. Bu cihaz Android 4.0 Ice Cream Sandwich ile çalışıyor. Galaxy Note 10.1 ile birlikte Samsung Note tutma işlemlerini biraz daha ön plana çıkarmış gibi gözüküyor. Sony'de Mobil Dünya Kongresi'nde İki yeni Xperia cihazını tanıttı. CES 2012'de Xperia S'i tanıtmıştı. Şimdi ise Xperia U ve Xperia P geldi. Xperia U bizim ilgimizi fazlasıyla çekti. 3.5 inçlik bir ekran var. Xperia U'da gençlere özel bir telefon. Young kelimesinden türetilmiş. U oradan geliyor. U takısı. 1 GHz'lik çift çekirdekli işlemci var o cihazda. 512 MB RAM bulunuyor. 4 GB dahili bellek. 5 megapiksel arka kamera. VGA çözünürlüklü ön kamera. Android 2.3 Gingerbread işletim sistemiyle çalışıyor Xperia U ve Ice Cream Sandwich güncellemesini alacak. Xperia U'nun
sevdiğimiz özelliği altta bulunan kapağın çıkartılıp başka kapakların takılabilmesi ve cihazın bu şekilde biraz daha özelleştirilebilmesi. Bunun yanı sıra ekranın altında bulunan bir çubuk var, ince çubuk var. O ince çubuk da arkadan aydınlatmalı ve ekranın rengine göre farklı renkler gösterebiliyor. Bu açıdan Xperia U gerçekten estetik duran, bunun yanı sıra ele oldukça rahatlıkla sıran, güzelce kullanılan bir cihaz gibi gözüküyor. Xperia U da Mobil Dünya Kongresi'nde ilgi çekici cihaz arasında yer alıyordu. Bir başka ilgi çekici cihaz LG'nin standındaydı. LG'de Mobil Dünya Kongresi'ne gelmeden önce yeni cihazlarını tanıtmıştı. Optimus 3D Max de bunlardan bir tanesiydi. Gözlük gerektirmeyen bir ekrana sahip, gözlük gerektirmeyen 3 boyutlu bir ekrana sahip 3D Max. 4.3 inçlik büyüklüğe sahip bir ekran. Bunun yanı sıra cihazda 1.2 GHz'lik çift çekirdek işlemci var. 8 GB dahili bellek, 1 GB RAM, 5 megapiksellik çift lensli kamera. Bunun yanı sıra cihaz Android 2.3 Gingerbread'de çalışıyor. İleride iSIM Sandwich güncellemesinin geleceği belirtildi. Ve cihazda çeşitli 3 boyutlu oyunlar, uygulamalar bulunmakta. Optimus 3D Max geçen yılın Optimus 3D'sine göre biraz daha inceltilmiş. Bu da iyi olmuş. Biraz daha elle rahatça oturuyor, daha rahat kullanılıyor cihaz. Bunu söyleyebiliriz Optimus 3D Max ile ilgili olarak. Bir başka ilgi çekici cihaz da Huawei'nin standındaydı. Huawei'nin Ascend Quad diye adını verdiği cihaz. Yine Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan 4 çekirdekli K3 V2 işlemciyi barındırıyordu. 1.2 GHz'lik K3 V2 işlemciyi barındırıyor Quad. Bunun yanı sıra cihazda 4.5 inçlik 720p HD ekran bulunuyor. Çift LED flashlı 8 megapiksellik bir arka kamera var. Bu kamera 1080p HD video kaydı yapabiliyor. 1.3 megapiksellik 720p kayıt yetenekli bir ön kamera da var. Cihaz Android 4.0 Ice Cream Sandwich'e çalışıyor ve oldukça iyi bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz cihazın. Kısaca bir incelemesini yaptık. Teknoblog'da bulabilirsiniz. Geçişleri iyi, tepkiler iyi cihazın. Ancak dokunmatik ekranı biraz sürtünmesi fazla gibi geldi. Bu da parmaklarla kontrolde ekran üzerinde sürükleme yaptığınızda biraz sürtünme hissetmenize neden oluyor. Bunun dışında Huawei'nin Quad D adlı cihazı oldukça beğenimizi kazandı. Bunu söyleyebiliriz. Tüm bahsettiğimiz bu cihazlar, sözünü ettiğimiz cihazlar ve daha da fazlası bunlara ait ön incelemeleri Teknoblog'da bulabileceğinizi söyleyelim. Aşağıdan adres geçiyor şu anda. O adreste Mobil Dünya Kongresi ile ilgili tüm haberleri bulabilirsiniz. Mobil Dünya Kongresi'nde ilgi çekici bir başka konuda Windows 8'in beta sürümünün duyurulmasıydı. Microsoft ortalığın biraz daha durulmasını bekledi ve basın toplantısını çarşamba günü gerçekleştirdi. Bu basın toplantısında hem Windows 8'in tüketici ön izleme sürümü tanıtıldı hem de Windows 8 tabanlı çeşitli cihazlar gösterildi. Qualcomm, Nvidia, Texas Instruments gibi ve bunun yanı sıra Intel'in işlemcilerini barındıran çeşitli tabletler görücüye çıktı. Tabii Windows 8'in en önemli özelliği Metro kullanıcı arayüzüyle gelmesi. Kare kare kısa yollar, aktif dinamik içerikleri barındıran kareler Windows 8'in ana temasını oluşturuyor. Bu Metro adı verilen arayüz özellikle tabletler için hazırlandı ancak masaüstü sistemlerde de Metro'nun ağırlığını fazlasıyla göreceksiniz. Windows 8 tüketici ön izleme sürümü şu anda indirilmeye sunuldu. Bu tüketici ön izleme sürümünü indirip deneyebilirsiniz, bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Altta görmüş olduğunuz adreste bu tüketici ön izleme sürümünün kurulum dosyaları var. 32 bit ve 64 bitlik farklı versiyonları var. Ve bunun yanı sıra İngilizce başta olmak üzere birkaç dil desteğine göre hazırlanmış beta sürümleri de var. Bunlardan İngilizcesi size uygun düşecektir sanırım. Bu ISO dosyasını indiriyorsunuz, daha sonra bir DVD'ye yazıyorsunuz. DVD'ye yazdıktan sonra da bilgisayarınızı bu DVD üzerinden başlatıp Windows 8'in tüketici ön izleme sürümünü cihazınıza kurup test edebiliyorsunuz. Biz oldukça beğendik, rahat kullanımlı. Daha önce geçen Eylül ayında görmüş olduğumuz Developer Preview'a göre çeşitli güncellemeler var. En önemli özellik o Developer Preview sürümünde ekranın masaüstü görünümde ekranın sol alt bölümünde bir başlat ikonu vardı, Windows ikonu vardı. O ikon kaldırılmış, mouse'u ekranın altına, sol alt köşesine sürüklediğinizde doğrudan Metro arayüzünün ekran görüntüsü geliyor ve mouse'a tıkladığınızda Metro arayüzü karşınıza çıkıyor. Windows 8 tüketici ön izleme sürümüyle birlikte Windows Store'un beta sürümü de geldi. Şu anda içerisinde çeşitli ücretsiz uygulamalar bulunuyor. Dailymotion, Vimeo gibi uygulamaların Windows 8 versiyonu var. Bunları test edebilirsiniz. Cut Drop isimli bir oyun var. Onun da bir Windows 8 uygulaması var. Hem Windows 8 beta'yı kurabilir hem de Windows Store beta'dan bu bahsettiğim uygulamaları ve bundan biraz daha fazlasını indirebilirsiniz.
Windows 8 ile gelecekte sadece mobildeki durumun ne olacağını gösteriyor. Aynı zamanda masaüstü tarafta da durumun nereye doğru gittiğini gösteriyor. Teknoblog podcast'te de söyledik, Windows 8 uygulamaların masaüstünde de daha da yaygınlaşmasına neden olabilir. Bu şekilde bir öngörüde bulunabiliriz. Bu arada Windows 8'in tüketici ön izleme sürümü oldukça ilgi görmüş kullanıcılardan. Daha bir gün içinde 1 milyonun üzerine çıkılmış indirilme bakımından Microsoft Twitter hesabı üzerinden bu bilgiyi de geçti. Belki Microsoft'ta da sürpriz olmuştur, bu kadar yoğun ilgi beklemiyor olmalılar. Ancak son zamanlarda çok fazla bir beklenti yaratıldı, çok fazla bahsedildi Windows 8'den, Metro arayüzünden. İnsanları çok biraz daha çekici gelmiş olmalı, biraz da denemek istemiş olmalılar bu Windows 8'in tüketici ön izleme sürümünü. Haftanın gündeminde Mobil Dünya Kongresi vardı, ancak Apple yine yapacağını yaptı ve bir anda dikkatleri Amerika'ya çekmeyi başardı. Geçtiğimiz salı günü Apple'ın davetiyeleri gönderildi medya mensuplarına ve blog yazarlarına. Bu hafta çarşamba günü 7 Mart'ta San Francisco'da Yerba Buena Center'da bir basın toplantısı düzenleyecek Apple ve bu toplantıda 2012 model tabletini tanıtacak. Neyi tanıtılacağı belli değil, ancak davetiyede gördüğümüz şey bir ekran, ekran üzerinde bir takvim ikonu var ve oraya dokunuyor bir parmak. Anlaşılan iPad tanıtılacak ve bu iPad de büyük ihtimalle daha yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip olacak. O davetiye fotoğrafına baktığınızda daha yüksek çözünürlüklü bir tabletin varlığı dikkat çekiyor. 2012 model iPad hangi adı taşıyacak tam olarak bir şey söylemek mümkün değil. Şu anda iPad 3 diye anılıyor, ancak iPad 2S, iPad HD, iPad 2 HD gibi adlar da taşıyabilir. Şu son zamanlarda ortalıkta dolaşan dedikodular 2012 model iPad'in tasarımının çok fazla değişmeyeceğini, iPad 2'ye göre ufak tefek değişikliklerin bulunacağı şeklinde. En son görmüş olduğumuz bazı fotoğraflarda iPad 3'ün iPad 2'ye göre biraz daha kalın olduğu, çok az daha kalın olduğu gözlemlenmişti. Yani bu aksesuarlar iPad 2 için alınmış aksesuarlar iPad 3 için uyumlu olmayabilir smart cover dışında. Bu gibi son dakika dedikoduları var. Bunları tabii yine aktarıyoruz Teknoblog'da, neyin geleceğini, ne görebileceğiniz konusunda hazırlıklı olmanız için bunları aktarıyoruz. Bu arada önümüzdeki hafta çarşamba günü 7 Mart'ta hiçbir yere randevu vermezseniz, eğer tek bilgisayarınızın başında olursanız, Teknoblog'da da yeni model iPad'in bütün ayrıntılarını buluyor olacaksınız. Etkinlik basın toplantısı Türkiye saatiyle akşam 8'de başlayacak ve o saat itibariyle Teknoblog'da da Apple'ın toplantısıyla ilgili tüm detaylar, ayrıntılar yer alıyor olacak. Yeni iPad'i ilk bilenlerden birisi olmak istiyorsanız Teknoblog'u takip etmenizi tavsiye ederiz. Geldik Teknoblog Haber Merkezi'nin sonuna. Dolu geçen bir haftaydı. Mobil Dünya Kongresi ile ilgili tüm ayrıntıları Teknoblog'da bulabileceğinizi tekrar belirtelim. Geçen hafta neleri tanıtmışız, neler tanıtıldı, neler oldu bitti, bunları öğrenmek istiyorsanız ekranın altından geçen adrese bakabilirsiniz. Bunun dışında çarşamba günü belirttiğimiz gibi yine Teknoblog'a bekliyoruz sizleri çarşamba akşamı. Bunun dışında günün her anı teknoloji dünyasından en son haberleri teknoblog.com'dan alabilirsiniz, bunu söyleyelim. Facebook ve Twitter'da da, ayrıca Google Plus'ta da bizleri takip ederseniz memnun oluruz. Oradan da en son gelişmeleri, bunun yanı sıra bizim paylaşacağımız çeşitli notları takip edebilirsiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yayın Yönetmeni. Yeni bir Teknoblog Haber Merkezi bölümünde görüşmek üzere, hoşçakalın.